Nereye Ahmet Efendi? Yine şehre mi gidiyorsun? Evet. Halide Hanım bazı evrakları fabrikaya götürmem istedi. Oh vallahi. Senin işinde iş ya. Altında Tomofil. Bütün gün geziyor. Sen onu bir de bana sor. Olmaz. Halide Hanım duyarsa kovar beni. Hem sen ne yapacaksın şehirde? Farkize'yi görmem lazım. Lütfen Ahmet. Sadece bir saatçik görsen Farkize'yi yeter. Beraber döneriz sonra. Heh, sadece bir saat. Peki. Ama dönüşte çiftliğin biraz gerisinde indiririm seni. Beraber geldiğimizi görmesinler. Tamam. Ne? Serseriye bak ya. Şişt, kız, Farkize. Aa, Güllü. Kız sen miydin? Kız deli. Benim. Kim olacak? Hadi atla gidiyoruz. Gidiyor muyuz? He. Nereye? Atla kız hadi gidiyoruz. Reşit açık açık söylemedi ama ben sezinledim. Dükkanı baştan aşağı yenilenmiş. Nereden buldu o kadar parayı o pinti herif? Ben sana kızın babasıyla konuş dedim. Kim bu berber Reşit? Tanımam etmem. İyisin hoşsun Yasin ha. Ama bu kız işine elini yüzüne bulaştırdın, kabul et. Parayı yemişlerse gelip kızı ikna etmek için konuşmazlar da şimdi. Kız elimizde kaldı. Peki şimdi ne yapacağız? Abimin gelmesini beklemekten başka çaremiz kalmadı. Her şeyi anlatacağız gelince. Kızın ne mal olduğunu anlayınca da 1000 lirayı falan gözü görmez onun. Koy verir kızı kapının önüne. Anlat bakalım kız. Çiftlik nasıl? Güzel mi? Güzel. Güzel ama. Aması ne? Beni babamın evine geri gönderecekler Farkize. Kız sen ne diyorsun be? Bir şey olur mu canım öyle şey? Çocuk oyuncağı mı bu işler? Çiftlikte kalabilmem için Zaloğlu ile evlenmem lazım. Derimi yüzseler de evlenmeyeceğim. Atın yerini eşeği bağlamam ben. Ne yani? Kemal hapisten çıkınca gelip seni alacak mı sanıyorsun? Kızım sen aptal mısın? Oğlan bir mektupla her şeyi sildi attı. Sen hala onu düşünüyorsun. Öyle gücüme gidiyor ki Farkize. Ben bunları hak edecek ne yaptım ona? Elinin körü. Bırak artık şu Kemal'i düşünmeyi. Başına devlet kuşu kondu farkında değilsin. Bırak Allah'a sen babam giller gibi konuşma. Kızım beni bir dinle. Aklını kullanırsan eğer Kemal'den de, seni üzenlerden de öyle bir intikam alırsın ki cümle alem şaşar kalır. Nasıl? Nasıl mı var? Dümeni doğruca Muzaffer Bey'e kıracaksın. Ben onu sevmiyorum ki. Bak hala sevmek diyor soykan. Kızım, sevgi, aşk bunların hepsi gelip geçici. Önce istikbalini sağlam bir kazağa bağla bakalım. Ondan sonra sen istemesen de aşk meşk arkasından gelir zaten. Ben sevmediğim, aşık olmadığım adamla evlenemem. O adam Muzaffer Bey ise bal gibi de evlenirsin. Ya
Yasin ağa, o pullukları kaldırın demedim mi ben? Yağmurun altında, Allah Allah! Nasıl adamlarsınız ya? Kamyon çiğit çekiyor mu? Çekiyor, hiç durmadı. İyi, iyi. Ne oldu lan sana? Ben kafamı kapıya vurdum dayı. Kapıya mı çarptın? Evet. Allah belanı vermesin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir şey mi var? Abi konuşmamız lazım. Hadi konuşalım bakalım. Anlatın bakalım. Konuşsanıza yahu. Şu Ramazan'ın evlenme işi abi. Vallahi beyim, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Öyle bir bela satın aldık ki başımıza, deme gitsin. Ne belası aldık? Konuşsanıza be! Kız abi. Kız terbiyesizin teki. Tutturmuş, ben Ramazan'la evlenmem diyor. Sen yokken ortalığı kırdı geçirdi zaten. Ben de Yasin'i gönderdim kızın babasıyla konuşması için. Babası hastaydı. Ben de Berber Reşit'le konuştum. Dedim ki ya bu kızı yola getirin ya da 1000 liramızı geri verin. Netice? Vallahi beyim. Ne gelen var ne giden. Kız atın yerine eşeği bağlamam diyor, başka bir şey demiyor. Ne diyor, ne diyor? Niye gelmiş peki? Geçen gece de Ramazan Efendi'yi dövdü. Ne? Dayak mı yedin ulan? Yok dayı. Ne dövmesi kız? Ne demek ne dövmesi? Yerden yere vurdu, herkes gördü. Siz araya girmeseydiniz gösterecektim ben ona gününü dayı. Puh! Eşek gibi dayak yedin öyle mi kızdan? Aferin kıza. Aferin. Senin gibi bir soytarıya varacak da ne olacak ki? Aman dayı. Konuşma, sus, çık hadi, çık. Adam olmuş da evlenmeye kalkıyor. Burada kızman gereken Ramazan değil abi. O arsız kız. Banyo hazır mı? Aralığından bizi gözetliyordu ya. Kızı olan bir kızın alnının haya damarı çatlamamalı. Çatladı mı ondan hayır gelmez. Tamam, tamam. Uzatma. Hadi al biraz kafamı dinleyeceğim ben. Ne var? Ne istiyorsun? Ufak ufak bohçanı toplamaya başlasan iyi dersin. Niyeymiş o? Bey'i yaptıklarını anlattık birbir. O ne yapacağını iyi bilir. Abi, kararını verdin mi? Hangi konuda? Hangi konuda olacak? Kızı çiftlikten gönderecek misin, göndermeyecek misin? Hmm.
Abi lütfen. Bu kız görgüsüzün, terbiyesizin teki. Böylesi bizim ailemize yakışmaz. Gülizar'a söyle, kızı çalışma odasına getirsin. Ben de giyinip geliyorum. Başına örtünü al da gel. Ne var? Ne olacak? Bey seni çağırıyor. Ne yapacakmış beni? Yüzüne ekmek sürüp yiyecek. Sen varken bana düşmez. Edepsiz. Kız gelmiyor. Bey kim oluyor da beni ayağına çağırtıyor diyor. Çok lazımsa kendi gelsin diyor. Bir kahve yap bana. Beni istemişsiniz efendim. Evet. Buyur otur. Ramazan'la evlenmek istemiyor musun? İstemiyorum. Niye buraya geldin peki? Ben gelmedim. Babam zorladı. Cemşir mi? Adı batsın. Niye? Ne yaptı sana? Daha ne yapsın? Hayvan satar gibi tuttu sattı beni. Beni savun beyim. Allah aşkına beni savun. Eğer adaletinizi gösterip beni savmazsanız... Ne yaparsın? Biliyorum ben yapacağımı. Ne yaparsın mesela? Hı? Söyle. Ne yaparsın? Kaçarım. Kolum çok uzundur benim. Seni buldururum. Olsun. O zaman? Kendimi öldürürüm ben de. Demek kendini öldürürsün. Öldürürüm tabii. Peki yazık değil mi? Bu kadar güzel bir kızın kendini öldürmesi revai hak mı? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Burada kalacaksın.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.